Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Arkadaşlar bakın, sihirli bir halka yapıyoruz parmağımızda. Bunu birçok iğne oyası motiflerinde yapıyoruz. Parmağımızı bu şekilde sarıyoruz. Bakın bu arada düğümümüzü atarak başlayalım inşallah. İster çıkartarak devam edebilirsiniz, isterseniz parmağınızdayken buranın içerisine 6 tane zürafamızı yapalım. Beşli yapmak istiyorsanız yapraklarını 5 tane, 6 tane yapmak istiyorsanız 6 tane olarak içerisine dolduralım arkadaşlar. Zürafalarımızı halkamızın içerisine yapıyoruz. 3 oldu. 4. 5, 6. Evet arkadaşlar bakın, zürafalarımızı yaptık. Burada ipimizi, alttaki ipimizi çekiyoruz. Bunu biraz daha uzun bıraktım. Başka yerde tutturmak istersek onun için kolaylık olacaktır. Bakın hemen başındaki İlk başta yaptığımız pırpırın içerisine diğer ipi de alarak alttan düğümümüzü sabitleyelim. Her bir zürafamızın içine batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir, ikinci zürafamızın içine batıyoruz. İplerimizi biraz daha aralıklı bırakarak uzatmış olduğumuz ipleri 3 4 5 tane bir üstüne ip uzatarak zürafalarımızı yaptık. Tekrar baştan başladığımız yerin içerisine geliyoruz ve burada düğümümüzü sabitliyoruz. Arkadaşlarım ben buradaki ipimizi tekrar dolaştırıyorum içinden. İsterseniz direkt olarak sadece buraya da yapabilirsiniz. Ben alttan daha da dolgun olmasını istediğim için bu şekilde ipimi alıyorum ve tam yapmış olduğumuz pırpırın içine uzatmış olduğumuz ipimizin ortasına yakın bir yere düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Bu modelimize kere olan modeli diyen arkadaşlarımız da oluyor arkadaşlar. Bunları çok farklı şekilde yaprak çalışmalarıyla yapabilirsiniz. Bakın bir etrafında biraz ip uzatarak döndüm. Tekrar motifimi ben çevirerek yapıyorum. İsterseniz sizler çevirmeden direkt olarak geçebilirsiniz. Bana böyle daha kolay geliyor. Bakın, ipimi birazcık daha boyunu ayarlıyorum ve üçüncü tekrar geçtim pırpırımdan sonra. Bu tarafa geçiyoruz. Her iki tarafında dönerek bakın arkadaşlar. Boyunu biraz daha uzun bırakıyorum. Evet arkadaşlar tekrar dönüyoruz. Buradan diğer pırpır uzatmış olduğumuz zürafamızın içerisine geliyoruz. Tam ortaya yakın bir yerden düğümümüzü sabitliyoruz. Burada da ortasına bir tane, bakın bu şekilde çok büyük olmayan bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafına ip uzatarak biraz daha boylarını ayarladıktan sonra düğümümüzü, bakın elimden tutuyorum. Ayarladıktan sonra düğümü sabitliyorum.
Bazı arkadaşlarımız soruyorlar nasıl muntazam olabilir diye. Çünkü bunda ipi ayarlayamazsanız yapraklarımız biri büyük biri küçük olabilir. Bakın bir üstünde tekrar uzatarak düğümüzü sabitledik. Tekrar dönüyorum. Ben çevirerek yapıyorum arkadaşlar. Sizler çevirmeden de dediğimiz gibi hangisi size kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın boyunu ayarlıyorum ve düğümü sabitliyorum. Bu şekilde diğerlerine de yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki ipi ben altından götürüyorum ama siz direkt olarak purpurların içine de burada zürafalarınız içine de batabilirsiniz. Hangisi dediğimiz gibi kolay gelirse onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane pırpırımızı yaptık. Motifimizi çeviriyoruz. Diğer tarafına geçerek. Bir sonraki tekrar diğer tarafında boyunu ayarlıyoruz. Pırpırımızı yaptık. İkinciye diğer tarafa geçtik. Üç de bu tarafa geçiyoruz. Tekrar dördüncüye geçiyorum. Tarafa. Bakın 5 kere de dönmüş olduk. Eğer bol ve sıkı olursa burada hafif düğümünü gevşettiğinizde arkadaşlar boyunu ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar dolaşarak hepsini 6 taneye tamamlıyoruz. Bakın her bir zürafamıza. Burada ipim bitti. Bu da altta götürmüş olduğum ip. Buradan tekrar bakın diğer ipi de bu şekilde. Bu taraftan alıyorum ki diğer tarafta tekrar kesmemize gerek kalmadan tek tarafta bırakalım düğümüzü. İpleri bu tarafa aldım ve düğümü atıyorum. Burada bir tane pırpırımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın her iki tarafına diğerlerini de yapmış olduğumuz gibi ipimizin boyunu ayarlayarak düğümümüzü atıyoruz. Tekrar çeviriyorum. Diğer tarafında elimden tutuyorum parmağımla. Boyunu ayarladıktan sonra düğümümüzü atıyoruz. Bir yanındaki zürafamızın içine yine aynı şekilde ortaya doğru bir düğümümüzü atıyoruz. Sonuncu yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin. Burada bir zürafamızı yaptık. Çeviriyoruz. Her iki yönün yan tarafında boyuna ayarladıktan sonra düğümlerimizi atıyoruz arkadaşlar.
Bu şekilde motifimizi çalışıyoruz. Eğer başka bir yere bu iplerle tutturmak istemiyorsanız hemen dibinden keserek o şekilde